Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilen yerinde dönüşüm projesine Gaziantep'ten şu ana kadar 7.659 başvuru yapıldı. E-Devlet üzerinde müracaat eden vatandaşların müracaatları kabul edildikten sonra vatandaş yerinde dönüşüm için hazırlamış olduğu statik mimari elektrik makine projelerini dönüşüm ofislerine gelerek projelerle bize müracaat edecekler. Biz de o projeleri inceleyip deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını, fen ve sanat kurallarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığını inceleyeceğiz. O projelere onay verdikten sonra ikinci aşamaya geçilecek, ruhsat kısmı. Burada da ruhsat için de arkadaşlarımızı biz şifreler almak suretiyle görevlendirdik. O projelere ruhsat da ilk etapta kurumumuz tarafından, bakanlığımızın talimatıyla kurumumuz tarafından ruhsatlandırılacak. Daha sonra onaylı proje üzerinden vatandaş yerinde dönüşüm inşa sürecini başlatacak. İnşaatlar devam ederken de bakanlığımızın vermiş olduğu hibe ve faizsiz krediden faydalanan vatandaşlara hak edişler düzenlenecek. Bu hak edişlerde inşaatın ilerleme safhasına göre kurumdaki elemanlar tarafından tespit yapılarak bu inşaatın ilerleme safhasına göre ödemeler yapılacaktır. Tabii hem gerek kırsalda gerekse de merkezde çok katlı binalar için müracaat şansı var vatandaşın. Öncelikle kırsaldan başlayayım. Kırsalda bakanlığımızın daha önce hazırlamış olduğu 6 tip proje var. Biz bunları da vatandaşımıza sunuyoruz. Bu bakanlığın hazırlamış olduğu tip projelerden eğer istifade etmek isterlerse bunun için ayrıca zemin etüdü ve proje için ayrı bir bedel ödemelerine gerek kalmaksızın o projeler üzerinden hareket edebiliriz. Ancak vatandaş bakanlığımızın sunmuş olduğu projeleri yetersiz bulup kendisi proje hazırlamak isterlerse kendi parsellerinde, kendi mülklerinde zemin etütlerini yapmak suretiyle zemin emniyet gerilmesine göre statik ve mimari elektrik makine projelerini hazırlayarak bize sundukları takdirde biz ruhsat verip inşa süreci başlayacaktır. Burada gerek kırsal gerekse de merkezde bakanlığımız 100 metrekareye kadar 500 bin lira hibe, 500 bin lira da faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Eğer bu binanın, konutun metrekaresi 100'ü aşarsa, 100 ila 150 metrekareye kadar 500 bin lira hibe yine hakeza, yaklaşık 700 lira da faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Eğer bu konutun metrekaresi 150 metrekareyi aşarsa 500 bin lira hibe, 800 bin lira da faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Bunun yanı sıra eğer bir vatandaş 3 dairesi varsa bir daire için 500 bin lira faizsiz kredi, 500 bin lira hibe, diğer geriye kalan 3 daire için de metrekaresine göre 800 bin lira artı, pardon 800 bin lira çarpı 3, yani 2 milyon 400 bin liraya kadar bakanlığın faizsiz kredi imkanlarından faydalanabilir. Bugüne kadar Islahiye'de, Nurdağ'da ve merkezde yaklaşık ofisimize gelip de bilgi amaçlı müracaat eden kişi sayısı 1600 civarında. Fakat E-Devlet üzerinde müracaat sayımıza baktığımız zaman resmiyette aslında E-Devlet üzerindeki müracaat geçerli. An itibariyle 7.659 müracaat olmuş. Bunun da detayına indiğimiz zaman 6.688 konut için başvuru var.
971'de ticari anlamda bize başvuru var. İl müdürlüğü olarak sahada yaptığımız çalışmalarda gerek kırsalda gerekse de merkezde evi orta ve üzerinde ağır hasar almış yapı maliklerinin büyük çoğunluğunun yerinde dönüşüm talep ettiğini, kendi komşuluk ilişkilerinden, mahallesinden, bulunduğu ortamdan kopmak istemiyorlar. Dolayısıyla vatandaş yerinde dönüşüm talebini bizlere ve bakanlığa ileterek bakanlığımız da vatandaşta sahada gelen bu talebi dikkate alarak bu projeyi başlatmış oldu. Ben de çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Yerinde dönüşüm ofisine geldik. Kendi yerlerimiz için başvuru yapıyoruz. Kendi apartmanlarımız için. Zaten çoğunluk yaptırmak istiyoruz ve uygulamada çok memnunuz. Yıkılan bağımsız, kendi şahsi yerim 3 dükkan 3 daire. Onun için de buraya başvuru yaptık. Evimiz yıkıldı depremde. Geri dönüşüm için kayıt yaptıracağız. Bayağı da bir yoğunluk var. Sıra bize gelirse kaydımızı yapıp inşallah evimize tekrardan sahip olacağız. Projeden memnun musunuz? Geri dönüşüm projesinden memnunuz. Eğer gerçekleşirse tekrardan evimize sahip olursak çok güzel olur.